Evet arkadaşlar, bir yeni videoya daha hoş geldiniz. Bugün arabamızda bir arıza oluştu. Yokuş yukarı giderken böyle bir vurma oluyor. Tahminim dizel filtresinde bir sıkıntı var. Şimdi arabanın servisine gidiyoruz. Skyne, bildiğiniz gibi arabamız. Bakalım, bir gelin dediler. Bakalım dediler. Yarım saat falan sürer dediler. Eğer dizel filtresi ise. Şimdi hemen hemen bir dakika sonra Skyline'ın servisinde olacağız. Evet. Şu anda sabah saat 7.30 civarları. Trafiğin yoğunlaştığı bir zaman. Herkes işe gidiyor. InSync bölgesindeyiz bu arada. Tirol bölgesinin. Burayı da bitirmişler ya. Yeni çalışmaları vardı. Ne çabuk bitirdiler burayı ve o kadar büyük bir şey yaptılar ki. Yani bir tır değil, iki tır yan yana buradan döner gider yani. Vay 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 vay. Gördüğünüz gibi burada bir kar falan yok. Normalde gittiğimiz öbür bölgelerde aşırı derecede kar oluyor ama burada şu anda yağmur yağıyor. Başlayalım. Yağmurlu havalar zaten tehlikeli oluyor. Ve yolda yürüyen de gözükmeyebiliyor. Çünkü karşıdan gelen arabanın ışığı yola vuruyor. Hem karşıdan gelen arabanın ışığı gözümüze vuruyor, hem yoldan bize karşı tarafın ışığı geliyor. Yani ekstra ışık görüyoruz. Evet, servisimize geldik. Buradan içeri gireceğiz. Firmadan da beni aradılar. Öncelik sende diye. Çünkü buradan bu işi bitirip benim devam etmem gerekiyor. Tekrardan market için araba yüklememiz gerekiyor. Skyne'ye geldik yine. Bakalım nereye park edeceğiz. İçeride sanırım bize izin vermezler çekim yapmaya. Eğer çekebilirsem devam edeceğim arkadaşlar. Bir içeri gideyim. Bakayım ne var ne yok. Yine sizi bilgilendireceğim. Evet arkadaşlar, içeri gittik. Şimdi arkadaki dorsayı çıkartmamız gerekiyor. Şurada kenara park edip dorsayı çıkartacağız. Sonra direktmen sadece kupayla içeri girecekmişiz. Şuradan kendimizi şöyle. Evet. Şuradan çıkartalım bir dorsemizi. Bakalım nasıl olacak. Evet arkadaşlar, İnelim ve dorsemizi nasıl çıkartıyoruz bakalım hep beraber. En önce indikten sonra ilk başta yapmamız gereken şurada tabii her arabada farklı. İmdat frenini çekmek. İmdat frenini çektikten sonra
Tabii herkes farklı farklı yapıyor. Ben genelde bu şekilde yapıyorum. Ondan sonra bu tarafa geliyoruz. Şurada görünüyor mu bilmiyorum ama kimi çekiyoruz? Kimi çektikten sonra ben şu aleti kullanmıyorum. Ben genelde buradan yapıyorum. Burada arabanın arkasını biraz kaldırıyoruz. Sonra tekrardan bu tarafa geliyorum. Gördüğünüz gibi kara bakın arkadaşlar. Vay 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 vay. Şuradaki bu sefer pimi çekiyoruz ve bunu aşağı doğru indiriyoruz. İndirince tabii ki yerdeki kar da arabanın üstünden düştü aşağı. Şu anda tekerle yapıyoruz. Evet, şu anda karın üstünden geçtik. Evet, bunu tekrardan bastırıyoruz. Şuraya yerine koyuyoruz. Her iki tarafta da kar düşmüş aşağı. Arabamız kalkık. Bu arada şu şekilde arabamı da göstereyim. Şu şekilde arabamızda. Şimdi arabamıza geçeceğiz ve biraz ileri alacağız. Arabamızı ileri aldıktan sonra arkadaşlar tekrardan iniyoruz. Gördüğünüz gibi dilini kurtardı. Tekrardan arabanın yüksekliğini ayarlıyoruz. Araba kendi kendine şimdi aşağı inecek arkası. Biz de tabii ki buradaki kabloları çıkartacağız. Evet arkadaşlar, bunları söktük. Takarken ben size göstereceğim şimdi. Hepsi tamam. Arkası tamam. Dili kurtardık. Arabanın arkasını indirdik. Şimdi 3 numaralı tamirhanenin içine gireceğiz. Hadi bismillah. Acaba buradan mı gireceğiz? Öbür taraftan mı gireceğiz? Çünkü bunların 2-3 tane şeyi var. Giriş yeri var. Şuradan mı gidelim? Bismillah diyelim. Taktık. Şuradan tahminim herhalde buradan geçiş yapacağız. Şuradan şöyle dönelim. Dönelim de dönmedi arabamız. Dönelim de arabamız dönmedi. Şöyle arkadaş bu da getirmiş, tam şeyde bırakmış ya. Şurada kafayı söktük. Adam zaten bizi bekliyor. Açtı kapıyı. Bana içeri gel gel diyecek. Bana gel dedikçe hareketi yapacak. Gel gel. Bu arka lastik şey oldu. Stop dedi. Durduk. Stop ettik. Bir inelim bakalım ne var ne yok. Tekrardan görüşürüz arkadaşlar. Berkçıtat'a geldik arkadaşlar. Şu anda içerideyiz. Arabamızı çektiler buraya. Şu anda arkadaş bilgisayara bağladı. Bakalım ne arıza çıkacak. Çıplak da araba bir şeye benzemiyor ya.
Bu arada plakamı da seviyorum. Neden dolayı? Şuradaki 34'ten dolayı seviyorum. Bakalım arkadaşlar nasıl değiştirecekler. Değiştirirken ben yine çekeceğim. Arzayı bir bulalım net. Tekrardan görüşmek üzere. Evet arkadaşlar, açtı. Tahminim kafayı kaldıracak şimdi. Ya da hep beraber göreceğiz. Evet. Bunun kafa kaldırma demirler birisi şurada oluyor, birisi şu tarafta oluyor. Şuradan geçiriyoruz arkadaşlar. Şekilde kaldırıyor. Gördüğünüz gibi arkadaşlar yavaş yavaş kalkıyor. Kafada kalkacağı için şu kabloları yerine takmadık. Yoksa zarar verme şansı var. Arabamız kalktıkça kalkıyor. Güzel bir motorumuz var. ...450 beygirlik. Şuraya AdBlue konuluyor. İki tane yakıt tankımız var. Şurada ve burada. Genelde yurt dışındaki arabaların hepsi Alcoa jantlı oluyor. Kalkışa geldi. Kendi kendine şimdi aşağıya düşecek. Düşüyor, düşüyor, düşüyor. Son durumuna geldi. Size motor. Pervaneye bakın. Vay 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 vay. Yanlış şu şekilde gözüküyor. Da bu şekilde arkadaşlar. Anlar. Yapıyor ya. Bu işi biliyorlar adamlar ya. Böyle bir pervane mi olur ya? Şurada görebiliyor musunuz bilmiyorum da. Şuradan göstereyim. Hayvan gibi. Bu arada Webesto çalışıyor. Webesto çalıştığı için de bu ses böyle geliyor. Aynen, değişik değişik arabası. Bu da itfaiye arabası. 400 beygirlik. Tahminim 4 çeker. Çünkü bayağı yüksek yani. Şurada da acayip bir araba var. Bakalım ona, bakalım o neymiş. Bu da çok enteresan bir araba. Ne için kullanıyorlar bilmiyorum ama bu da 6x2 olabilir. 4x2. Film mi çekiyorlar? Sahne arabası mı? Karavan mı? Maşallah, lastiklere bak. Oha. Çok enteresan bir araba. Nedir bu? İsviçre'den gelme. Ama ne? Ben çözemedim. Karavan olma şansı var mı ya? Tamirhanenin içindeyiz. Net de bir şey yapamıyorum. Yani bu içini de göremiyorum. Yani
Ama şöyle açıldığında bir şey olduğuna göre tahminim bir şey olabilir ya. Bir sahne olabilir, şey olabilir, her şey olabilir ya. Bunu bir sormam lazım. Nedir, ne değildir. Çok enteresan çünkü bir araba. Ya bence sahnedir, bilmiyorum da. Burada sert. Bence karavan olma şansı da yüksek. Arkadaşlar niye şurada bir kapı var? Aynı şekilde kapı şurada yukarıda da var. Yani geçiş yapıyorlar. Ama ne için kullanıyorlar onu bilmiyorum. Biz arabamıza doğru gidelim. Bakalım ne var ne yok onu görelim. Garibim burada. Şimdi arkadaşlar dizel filtresini değiştirecek. Gördüğünüz gibi. Çocuğun ayağının altında da dolaşmayalım. Gördüğünüz gibi şöyle. İkisini çekecek ama şurada şimdi havayla şimdi içindeki kirli yapıp şeyini alacak. Çünkü araba bir tekleme yapıyordu. Yokuş yukarı çıkınca. Ya böyle sanki gaz sanki böyle gaz kesiyor, böyle yumrukla bir şey vuruyorlarmış gibi. Yokuşta hiç gaz almıyordu araba. Şunlar da çıkanlar. Görüyorsunuz ya. Şu anda temizliyor arkadaşlar. İçindeki pisliği alıyor. Yağı içtik arkadaşlar. Şimdi şuranın içine yağ da koyacağız. Bunu mecbur doldurmamız gerekiyor arkadaşlar. Burada oldu. Süper. Filtreler değişti. Şimdi getirdi, pislettiği yeri temizleyecek. Bakalım nasıl olacak. Ulan inşallah kablolarımıza su girmedi. Girdiyse işte tekrardan kafaya indiriyoruz. Arabayı çalıştırıyor, denemesini yapıyor. Saat gibi maşallah. Şimdi hemen şeyleri var, yerleri var, oraya oturacak şimdi. Oturdu. Ön tarafı da kendisi hemen ayarladı otomatikman. Şimdi arkadaşlar çıktık tamirhanenin boksundan. Şimdi gideceğiz tekrardan dorsemize, arabamıza takacağız.
Seni neredeydi? Dorsemiz burada. Oo, şurada da old time var bir tane. Hey yavrum hey. 143 M V8 motor 500 beygir. Vay 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 vay. Evet, geri geri gidelim. Bilmiyorum, sadece bende değil de herkes daha aynıdır diye düşünüyorum. Arkada Dorse olmadı mı? İnsan arabanın sağını solunu şaşırıyor. Şöyle gelelim, inşallah düz girdik mi? Vurmayalım, arabamızı biraz indirelim. Evet arkadaşlar, bir bakalım, ondan sonra tekrar görüşelim. Güzel yanaşmışız. Evet, bu şekilde içeriye gireriz diye düşünüyorum. Şimdi takalım kablolarımızı. Şekilde yanaştık. Evet. Hafif kaldıralım. Çok hafif. Çok hafif bir tane kalmış. Gördüğünüz gibi şu anda milim var arasında. Ama ben şimdi el frenini indirince o kalkacak tekrardan yukarı. Şimdi kablolarımızı takalım. Evet arkadaşlar, öncelik burada sarıda. Bunu unutmamak için de ne yapıyoruz? Tabii ben Galatasaray taraftarı olduğum için sarı kırmızı diye aklımda tutuyorum. Şimdi tekerle de takmak da biraz. Evet arkadaşlar, burada takarken önceliği sarıya veriyoruz, sonra kırmızıyı takıyoruz. Fren ve hava diye. Ondan sonra ABS ve elektrik kamera kablolarını takıyoruz. Şimdi arabaya bineceğiz. Öbür taraftan hemen kontrolümüzü yapalım. Pimimiz halen açık mı duruyor? Evet, gördüğünüz gibi açık duruyor. Şuradan da şöyle göstereyim. Şimdi yavaştan geri gideceğiz. Bakalım, bismillah. Geri vitesimizi taktık. Bıraktık arabamız, zaten hemen kendinden kaldırdı hafif, ama biz kendimizi sağlam almak için biraz daha kaldırdık. Ve arabayı, kulağınızı verin arkadaşlar, tık diye bir ses gelmesi lazım. Duydunuz mu? Şimdi biraz geriye basıyoruz. Araba patenaja düşüyor. İleriye doğru yapıyoruz. Yine bırakmıyor arabayı. İmdatımızı çekiyoruz. Arabamızı biraz daha kaldırıyoruz. Çünkü demirin kurtulması lazım. Ondan sonracığıma diyoruz, ayaklarımızı kaldırmaya. Demirimizi aldık, öne çektik. Tekrardan şimdi kaldırma modunda çeviriyoruz. Kaldırdıkça o kendisi ayağını yukarı çekecek. Şimdi bir elimde telefon. Tekerle de zor oluyor açıyı yakalamak. Kusura bakmayın arkadaşlar, bazen kamerada parmağım çıkıyor.
Kaldırdıktan sonra tekrardan bunu takıyoruz. Arkaya gidiyoruz. Bu arada lambalarımızı falan hepsini kontrol ediyoruz. Yanıyor mu, yanmıyor mu diye. Evet, plakamız da temiz. Buradan geliyoruz. Tekrardan imdat frenini indiriyoruz. Ve arabanın arkasını indirdikten sonra burayı tekrardan kontrol ediyoruz. Evet. Şimdi geçiyoruz arabamıza. Şurayı bir ayarlayalım bakalım arabayı. İndirdi. Evet. Süper. Arabamıza bindik. Arkadaşlar, bu videoma da burada son veriyorum. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay.